Bülten'de ne var programımıza hoş geldiniz. Hafta içi programını değerlendirmek üzere karşınızdayız. Stüdyoda ekip arkadaşlarımla beraber yerimizi aldık ve UEFA Uluslar Ligi'nde salı günü oynanacak karşılaşmaların değerlendirilmesi yapılacak. Ozan German, Onurcan Özyurt, Görkem Candan. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Barış. Hoş bulduk. Milli maçlara bugün itibariyle noktayı koyacağız. Aynen öyle. Hızlı bir giriş yapalım istiyorsan. Portekiz, İspanya gecenin programı maçı. En güzel karşılaşması. Portekiz çok rahat bir şekilde Çekya deplasmanında 4-0 kazandı. 10 puanla liderler. İspanya hiç beklenmedik bir şekilde Uluslar Ligi'nde kötü performans sergileyen İsviçre'ye mağlup oldu ve 8 puanda grup liderliği maçı bu. Portekiz'e beraberlik yetiyor. Tabii ki burada oyuncuların konsantrasyonu önemli. Uluslar Ligi'ni ne kadar önemsedikleri önemli. Ama sonuçta ne olursa olsun bu bir milli maç. Cristiano Ronaldo'nun gol atamasa bile hırsını görüyorsunuz. Offside pozisyonunda bile burnunu bıraktı orada. Şimdi Messi Arjantin milli takımında gol atmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo hem United'da sıkıntılı hem Portekiz milli takımında atamadı. Biraz daha Cristiano Ronaldo özelinde bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Bir de İspanya'da olması o Madrid günlerinden dolayı zaten İspanya'da oynanan maçlarda her zaman istekli oluyor ekstra. Ya İspanya'ya karşı oynanan yani maçlarda. Evet. Maç Portekiz'e evet, evet. Yani İspanya karşı olması medya karşı anlamında. Dedim ben mi şaşırdım acaba maç İspanya'ya nerede? İspanya karşı olması. Bir yanda ben de baktım yani. Pardon. Portekiz galibiyeti bekliyorum ben İspanya karşısında. Hiç beğenmedim İspanya'yı. Beni de büyük hayal kırıklığına uğrattılar. En az iki gol atarlar diye tercih almıştım. Ne olur ne olmaz. Bayağı da övmüştüm burada hatırlıyorsanız. Bu sefer İspanya... Ya ben tarafa gitmek yerine kornerlere gideceğim. Bence iki tarafın da korner üretebileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Hem alternatif bir tercih olarak da kuponlarda yer alabilir. 8.5 korner üstün oranı güzeldi. Ben 8.5 korner üstü olarak değerlendirdim. Geçtiğimiz haftanın büyük sürprizlerinden biriydi yani. Ben İspanya'nın kalesinde gol bile görmeyeceğini düşündüğüm bir müsabaka olacağını tahminlerimde yer vermiştim. İki gol gördüler bir de kaybettiler yani. Bence o yenilgiyi biraz da telafi etmek isteyeceklerdir. Sonuçta Portekiz-İspanya maçın adı çok büyük. İki takım da elinden geleni ortaya koyacak gibi düşünüyorum. Ben karşılıklı goller önereceğim. Ben de TGS 2-3 bahsine yakınım. Portekiz uzun yıllar sonra çok iyi bir kadroya sahip. Yani Figo'lu dönemden sonra Ronaldo çok yalnız kalıyor diyorduk. Şu an müthiş bir kadroları var. Ronaldo sanki biraz sırıtıyor kadroda. Ben geçen hafta Ronaldo'yu biraz söylenmiştim. Yine aynı şekilde çok ilginç goller kaçırdı. TGS 2-3 ve bir Portekiz galibiyetine de ben Ozan abiye de katılıyorum. Bekliyorum. Peki. Pekala. Ben de o zaman hemen bir Norveç-Sırbistan maçına götüreyim. Bence çok keyifli maç izleyeceğiz. Sırbistan İsveç karşısında 4 gollü bir galibiyet aldı. Mitrovic yine şovunu yaptı. Sürekli atıyor Mitrovic. Bu sezonun en formda 9 numaralarından. Yani şampiyonşipte atıyordu. Orada herkes atardı. Yani Premier Lig'e geldi atıyor. Milli takımda hep atıyor. Muhteşem bir golcü bence. Sırbistan'ın da İsveç'in yenmesini zaten bekliyorduk ama 4 gollü böyle net bir galibiyet beni biraz şaşırttı. Ama İsveç'in biraz daha maçta olabileceğini düşünüyordum. Ben de. Ama Sırbistan bence Dünya Kupası için de çok iyi sinyaller veriyor. Çok keyif vereceklerini düşünüyorum. Çok iyi kadroları var zaten. Şimdi rakip Norveç. Haaland zaten hücum yükünü çekmeye çalışıyor. Yine golünü attı ama yetmedi. Yenildiler. Ama iç sahada oynayacak bir Norveç var. Ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Yani Sırbistan çok daha iyi durumda ama Norveç'in de kaliteli ayakları var. O nedenle karşılıklı gol var benim tercihim. Ya Norveç'in Slovenya karşısında 90 dakika izleme şansı buldum. O gün canlı iddia yayınındaydım. Maçı 1-0'a getirene kadar çok iyi oynadılar. Hücum ağırlıklı, pozisyonlara giriyorlar, buluyorlar. 1-0 öne geçtikten sonra takıma bir şey oldu, geriye çekildi. Geriye çekildikten sonra Slovenya'yı maçı ortak ettiler. Slovenya beraberliği yakaladı. Beraberlikten sonra Norveç yine açıldı. Gol aradı. Bu kez Slovenya geldi kontradan 2'yi buldu ve kaybettiler. Aslında iyi oynadıkları bir karşılaşmaydı. Sırbistan da dediğin gibi çok moralli formda geliyor. Ben de hemfikirim. Görkem'le gol var bekliyorum. Yani Norveç'i ben de seyrettim. Özellikle Sørloth sırıttı orada. Kanatta oynadı. Diğer kanatta da El Yunusi çok etkili değildi. Çok özellikle ilk yarıda çok kötü tercihlerde bulundu. Haaland biraz yalnız kaldı o karşılaşmada. Şimdi baktığımız zaman puan durumuna ikisi de 10 puanda. Norveç kazanmıştı ilk maçı. Evet ikisi de 10 puanda. Dolayısıyla Norveç'e beraberlik yetecek ama ben Sırbistan galibiyeti bekliyorum. Çok daha iyi durumdalar. Ben de Norveç'te formsuz olan oyuncuları Ødegaard'ı eklemek istiyorum. Ødegaard da hiç iyi değildi. Takımın en önemli oyuncusu bence. Haaland'la top taşımak konusunda da o da yetersiz kaldı.
Birkaç haftadır da formsuz zaten kendisi. Burada ben Sırbistan galibiyetine yine yakınım. Norveç çok saçma savunma hataları yapıyor. Özellikle top kendisine değilken Sırbistan da bunu değerlendirecektir. Ben de deplasman ekibinden galibiyet bekliyorum. İskoçya, Ukrayna, Ukrayna-İskoçya. Çok alıştık bu maçlara. Evet. Çok karşılaşıyorlar. İddialı bir maç. Ben İskoçya galibiyeti önermiştim hatırlarsanız. Bayağı da rahat oldu. Ben bu kadar da rahat beklemiyordum. Sonra Ukrayna onun acısını Ermenistan'dan çıkardı 5 gollü galibiyetle. Ben şimdi Ukrayna'nın biraz da intikam demeyelim de rövanş peşinde. Yani rövanşı gibi sürekli karşılaştıkları için 3. maç olacak yakın tarihte. Ben bu sefer Ukrayna'nın ilk geri gol bulacağını düşünüyorum. Bu ağır, yani ağır sayılabilecek bir yenilgi aldılar çünkü İskoçya karşısında. Bir tepki bekliyorum. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst tercihi. Ukrayna'da ilk yarı bir gol bekliyorum ben. Ben Ukrayna'yı beğendim. Toparlanmışlar Ermenistan karşısında. Şimdi İskoçya 12 puanda, Ukrayna 10 puanda. İskoçya'ya beraberlik yetecek. Ama ben Ukrayna'nın da kazanmasını bekliyorum. Tıpkı Sırbistan gibi. Ukrayna galibiyetini ön plana çıkardım. Ben de risklerin ikinci yarı alınabileceğini düşünüyorum. Sonuçta Ozan German'ın dediği noktada beraberlik İskoçya'ya yettiği için belki bir tutmaya çalışacak rakibi. Ukrayna'da belki riskleri ikinci yarı alma üzerinde planlarını kuracak. En fazla gol ikinci yarı diyorum. Ben de katılıyorum en çok gol ikinci yarıya. Sakin bir ilk yarı bekliyorum. Bu maçla ilgili tek tercihim bu. Bir de başka bir maça geçmek istiyorum tabii bir yandan. Tabii. Kosova-Güney Kıbrıs mücadelesi. Tabii bu bültene baktığımız zaman biraz daha zayıf kalan karşılaşmalardan biri. Hem takım isimlerine bakınca hem oynanacak oyunun beklentisi doğrultusunda. Ben bu doğrultuda 2.5 alt bekliyorum. Golsüz bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Şimdi Kosova 6 puanda, Kuzey İrlanda 5, Güney Kıbrıs Rum kesimi 5 puanda. Ki Yunanistan'ı yendiler, büyük bir sürpriz 1-0. Yaptılar. 1-0. Yunanistan'da Kuzey İrlanda ile oynayacak. Yunanistan Kuzey İrlanda'yı yenerse, iki takım berabere kalırsa Kuzey İrlanda bir alt lige düşecek. Burada bir hesaplar var. Ha, ne derece önemli bu takımlar için, bu ülkeler için, orası muamma tabii ki. Ama ben Kosova'ya çok fazla güvenemiyorum. Kolay gol yiyorlar. Karşılıklı gol bekliyorum. Kuzey İrlanda karşılaşmasını Kosova'nın takip ettim. Vedat Muriç'i öne geçtiler. Kolay gol yiyorlar. Çok kolay gol yiyorlar. Fena da oynamadılar aslında ama Kuzey İrlanda beraberliği sağladıktan sonra bir kere iki takımın orta sahası da adeta yok oldu. Kosova da galibiyet için yüklendi. Kuzey İrlanda da galibiyet için yüklendi. Uzatmalarda Kuzey İrlanda buldu golü ve attı. Ben Kosova'yı beğendim. Güney Kıbrıs'a yetecek galibiyeti alacak oyunu beğendim Kuzey İrlanda karşısında. Bence Güney Kıbrıs'ı mağlup edecek Kosova. Ben de Kosova tarafındayım bu maç. Kolay gol yiyorlar. Evet. Ama Güney Kıbrıs karşısında biraz daha iyi savunma yapabileceklerini düşünüyorum. Umut da ediyorum açıkçası. Kosova'ya güvendiğim bir maç. Ama mesela 1.42 oran şu an çok da iyi bir değerli oran gibi gelmedi bana. Ben burada yine bir ilk yarı golüne gitmeyi tercih ediyorum Kosova'nın. O daha 1.60 seviyelerinde, 1.65. İki takım arasında bu arada grupta oynayan ilk karşılaşmayı da Kosova deplasmanında 2-0 kazanmıştı. Evet, orada zaten kalite farkını da göstermişlerdi. Ben ilk yarıda gol bulup kazanacağı bir maç bekliyorum Kosova'nın. O yüzden iki tercihim birden var bu karşılaşmada. O zaman yorum yaptıktan sonra maça geçme şansınız varsa ben de başka maça geçeceğim. İsviçre-Çekya mücadelesi. İsviçre bayağı hepimizi şoka uğrattı. Zaten biraz önce konuştuk İspanya maçında. Portekiz'i de yenmişlerdi. Yavaş yavaş Murat Yakın'ın sistemi oturuyor belli. Yani İsviçre'de bir gelişim var. Çekya'da 4 yiyerek şok etti mi? Çekya acayip derecede şok etti beni. İkisi de ama Patrik Şiko kazanarak penaltıyı atsaydı maç acaba biraz daha başa baş daha keyifli bir maç olur muydu? Şiko gol atsaydı ilk yarı karşılıklı. Yani çok sevinenler de olacaktı tabii bizler dahil. Ama ben Çekya'nın da pozisyon bulabilen bir takım olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar skor üretmede son maçlarda sıkıntı yaşasa da pozisyon buluyorlar. İşte kaçırıyorlar bulup penaltıyı ama bu sefer gol de bulabilirler. Ben yüksek oranıyla 2.5 üstü değerlendireceğim bu maçta. Şimdi bazı takımlar, bazı ülkeler ilk 4 maçta, Uluslar Ligi maçta ne zaman oynanmıştı? Ligler bittikten sonra Haziran ayında. Rahatlamış futbolcular... Mesela Türk milli takımı orada daha iyi oynadı. Ama ligler başladıktan sonra akılları ligde kalan futbolcuların ülkelerinin performansları biraz düşüşe geçti. Örnek yine milli takım. maalesef. O aradaki yoğunluğu kaldıramadı bizim milli takım. İsviçre'ye baktığımız zaman tam tersi. Ligler bittikten sonra ya yazın bu dönemde maç mı olur mantığıyla biraz İsviçreli futbolcuları yorgun gördüm. Ama ligler başladıktan sonra İsviçre
Uluslar Ligi'nin bu bölümünde iyi performans sergiliyor. İspanya'yı yendi. Çekya'yı hiç beğenmedim. Portekiz karşısında iç sahada. Ben İsviçre'nin kazanmasını bekliyorum. Ben ilk yarıda karşılıklı gol bekliyorum. 4.94'lük bir oranı var. Atamaz. Atamıyor. Patrick Schick atamıyor. Atmalı. Belki 2.5 üstü aldık bu sefer Patrick Schick'in o şanssızlığını kıracağız. Schick de sezona geçen yılki gibi girmedi tabii. Biraz daha performansı dalgalı. Dalgalanıyor. Arnavutluk İzlanda maçına gidelim o zaman. Arnavutluğun son karşılaşması İsrail'leydi. Fena bir top oynamadılar. 2-1 kaybettiler. İzlanda'nın da hazırlık maçını izledik. Venezuela'yla. Son dakikada penaltıdan attıkları bir gol vardı ama maç yani hayatımda izlemek istemeyeceğim bir maçtı. Çok keyifsiz, pozisyonsuz. Yani İzlanda'nın bu oyununu gördükten sonra Arnavutluğun maçları da genelde zaten kısır geçiyor. Yani 2.5 gol altına yakın gördüğüm bir maç Arnavutluk İzlanda. Ben de ilk yarı beraberliğin aynı doğrultuda yine sakin bir maç bekliyorum. İlk yarı beraberliğini kuponuma aldım bu maçta. Yani bu grupta biliyorsunuz Rusya var. İhraç edildi. Dolayısıyla ligden düşme olmayacak bu grupta. Dolayısıyla rahat bir maça çıkacaklar. İkisi de kazanmak için oynayacak. Ben karşılıklı gol var bekliyorum. Hatta yüksek oranıyla 2.5 üstü bile denenebilir bu karşılaşmada. Benim için de kanışlar şekilde. TGS 2-3 maçı ben de. Yani gollerde arada kalmış durumdayım. golsüz bir maç da beklemiyorum. Hani böyle 4 gole 5 gole çıkması da zor gözüküyor benim bakış açıma. Tam 2-3 golle kalmayı hedeflediğim bir maç. TGS 2-3 alacağım ben maçta. Var mı başka önerebileceğimiz maçlarımız? Artık hafta sonu derbiye kanalize olmaya başlayacağız. Ligleri çok özledik, onu da belirtelim. Özledik. Pekala, hafta içi bülteninden o zaman başka maçımız yoksa yavaş yavaş liglerin başlamasını merakla bekliyoruz. Yeni bülten zaten yayında. Biz de o yeni bülteni önümüzdeki programımızda çok daha iddialı maçların yer aldığı müsabakaları değerlendirmek üzere burada sizlerle birlikte olacağız. Herkese iyi günler, bol şanslar.